Amerika ya. Ah Amerika. Macera Doğu Amerika. Sabahın köründe bir sürü işim gücüm var. Araba arıyorum sokakta. Kendime simit aldım. Arabamın ceza yeme işini kutlayacağım evde. Good job Hatice, good job. Yolda kaldırımda bir kadın çocuğun altını değiştiriyordu. Her yer bok olmuş. Kız arabam nerede? Daha sabah buraya koymuştum. Allah Allah. Zannedersem hasta oluyorum. Ki bu hiç iyi bir şey değil benim için. Çünkü çok yakında Türkiye'ye gidiyorum. Eğleneceğiz. Çok çalışacağız. Ama keyif alacağız. Bugün çok güzel bir gün. Her şey çok güzel olacak. Hayat çok güzel. Ah be! Saatimi unuttum. Geçen gün aldığım ayakkabıları göstermek istiyorum. Ne düşüneceksiniz çok merak ediyorum. Şöyle kocaman bir poşetim var. Herkese merhabalar. Özge'nin Amerika'sına hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Özge çok iyi değil. Nedenini hemen anlatacağım çünkü yine harika hızlı ve yoğun bir sabaha başladım. Günlerden pazartesi. Birazcık da gergin bir sabaha başladım. Hafta sonu bir çekim yapmıştım. Pazartesi paylaşmam için anlaştık iş yerinin sahibiyle. Bana dedi ki hem helal hem de koştur bizim yaptığımız kurabiyeler dedi. Ben de videonun içine o şekilde yazdım. Bu arada yazmama bir şey demedi yani. Ben videoyu paylaştım. Video inanılmaz izleniyor. Etkileşim çok iyi. Mesaj attı. Bizim sertifikamız yok. Helal ve koştur'u siler misin? Abi videoyu paylaştıktan sonra bir şey silemiyorum ki içinden. Bütün videoyu silmek zorunda kaldım. Tekrardan yükledim. Ve şu anda bir sonraki işime geciktim bu yüzden. Ve aynı zamanda videonun etkileşimi ilk paylaştığım iki kadar iyi değil tabii ki de. Yani var ya bazen o kadar çok sinir oluyorum ki. Abicim ben bunu uydurmadım ki. Bunu bana sen söyledin yani. Sen söyledin ve ben yazdım. Sonra sen çok müşterim var. Normalde ben bir hafta sonra Türkiye'ye gidiyorum. O yüzden şu anda müşteri almıyorum. Ancak Amerika'ya yeni gelmişler. Dilleri iyi değil. Ve kendilerine yardımcı olacak bir emlakçı bulamamışlar. O yüzden Türklüğün şanından dedim. Yardım edeyim dedim. Onlar görüşüyorum. Onlara tur ayarlamaya çalıştım. Hallettim. Yarın gidip bir ev göreceğiz. Ama şu anda var yanında buz 1500 bende. Allah'ım ben niye? Ne normal bir hayatım yok ya benim. Neden? Ne yapıyor koşturuyorum? Ay. Bu arada yüzüm tuhaf geliyor olabilir. Geçen haftaki vlogu izlediyseniz küçük bir işlem yaptırmıştım göz altlarıma. O yüzden göz altlarım hala biraz şiş. 4 gün sonra geçecek dediler. Yarın 4 gün oluyor. İnşallah geçer. Geldim horozum. Uçur bizi horoz. Yeşil yanıyor abim, geçer misiniz? Yeşil yanıyor yani. Yeşilde geçiliyor ya hani. Yeşilde geçiyoruz ya. Allah seni kahretsin. Ben öndeki ablayı öldüreceğim ama. Ay nasıl araba kullandığını görmeniz lazım. İnanamazsınız. İnanamaz kanser olursunuz. Allah. Yol tıkanmış. Geçsenize abi ya. Bak çöp kamyonu duruyor tamam mı? Çöp kamyonun yanından geçmiyor bu gerizekalı Amerikalı şoförleri. Kardeşim tır sığar oradan. Tır. Bakar mısınız ya rezilliğe? Rezilliğe bak, eşek kadar yer eşek. Allah seni kahretsin kadın. Sana ehliyet vereni de Allah kahretsin kadın. Şimdi ben nereye gidiyorum onu anlatayım hemen. Dişçiye gidiyorum arkadaşlar. Geçen hafta vlogda da gitmiştim ama o sadece bir muayene gibi olmuştu. Nelere ihtiyacım olduğunu söylemişlerdi. Şimdi aslında diş çürüklerimi yaptırmaya değil ama dişlerimi temizletmeye ve beyazlatırmaya gidiyorum. Sizi de beraberimde götürüyorum. Ama bu bir işbirliği. Ben onlar için video çekiyorum. O yüzden telefondan devam edeceğim. Siz bundan sonraki görüntüleri telefondan izleyeceksiniz. Ama merak etmeyin çok güzel videolar çekeceğim. Öncesini sonrasını göstereceğim. Nasıl olduğunu beyazlatmaya etkisini. Fiyatlarından bahsedeceğim. Unutmazsam soracağım. Çünkü ben bir ödeme yapmıyorum. Türkiye tatilimden sonra şeylerimi yaptıracağım. Çürüklerimi yaptırmaya geleceğim ama Türkiye'deyken kanal tedavilerimi yaptırmayı düşünüyorum. Ay yanlış yere girdim. Beni alır mısınız aranızda ya? Şuraya girerim ben. Ben bunun sağ dönüş olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum yani. Önüne kırmak için yapmadım abi. Beni affet. Beni affet. Ben çok geciktim abi. Bu şekilde. Stresim size yansıyordur diye düşünüyorum ki bunu hiç istemem yani yansıtmak ama bazen böyle stresli oluyorum. Çünkü bir sürü işi aynı anda yapıyorum. Bir sürü insanla aynı anda konuşuyorum. Bir sürü videoyu aynı anda çekiyorum. Yani bir günüm bile yok ki tek video çekeyim. Telefona çekiyorum, işbirliği çekiyorum, YouTube'a vlog çekiyorum. Gidiyorum emlak videosu çekiyorum falan. Ama mutluyum ya. Benim hayatım böyle, ben buyum.
dişçide işim bitti. Zaten videoları gördünüz. Keyifli bir süreçti. 2 saat falan sürdü temizlik artı beyazlatma. Temizlik $300, beyazlatma $500. Yani aslında bugün buraya $800 vermem gerekiyordu. Ama video yaptığım için vermiyorum. Bu da yaptığım işin aslında güzelliklerinden biri. Bu arada beyazlatma işlemi dişi bayağı hassaslaştırıyormuş. Dişlerim böyle birazcık acıdı. Acımada da böyle bir o hassaslık hissi var ya, kötü. Şu an biraz öyleyim. Ama bence çok güzel beyazladı. Ben sonuçtan memnunum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Bu arada öncesi ve sonrası fotoğrafları var. Onu da buraya koyacağız. Dediğine göre yarın daha da beyaz olacakmış. Yani hemen işlem sonrası bembeyaz olmuyormuş. Bir 24 saat sürüyormuş kendine gelmesi. O yüzden yarın tekrar göstereceğim. Şimdi gidelim çünkü bugün çok yoğunuz. Günaydın. Bana kızmayın, anlatacağım dün neler olduğunu. Dün bütün gün arkadaşımlaydım. Neden? Kendisi geçen hafta bir kaza yaptı maalesef. Kötü bir kaza geçirdi. Ve arabasıyla ilgili bazı yardımlara ihtiyacı vardı. Onunla birkaç yere gidip arabası için fiyat almaya çalıştık. Çok da başarılı olamadık. Sanırım çarşamba günü, yani yarın tekrardan gideceğiz. Ama ben bütün günü ona yardım ederek geçirdim. Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. Şimdi sabah nereye gidiyorum? Çok saçma. Evet. Daha yüzümü bile yıkamadım. Amerika'da sokakta temizlik oluyor. Ayın, haftanın belli günlerinde. Yazın daha fazla oluyor bu. Hatta hemen şurada yazı var, göstereceğim. Diyor ki sabah şu saatler arasında arabanızı buraya çekemezsiniz. Bakın şöyle. Gördün mü? Salı günü 9 ile 12 arası diyor. Ben dedim ki zaten sabah spora gideceğim dedim erkenden. Arabamı çekerim dedim sonra. Sonra dün gece ben geç saate kadar çalışınca spora gitmekten vazgeçtim. Ama arabayı unuttum ve sabah şöyle uyandım. Arabam! Çünkü ceza yemek istemiyorum. $60 falan kesiyorlar galiba. Arabayı çekmeye gidiyoruz şimdi. Good morning. Amcaz da beni suluyordu valla. Sanıyorum bu sokağın temizliği bitmiş. Temizlemişler. Erken temizlemişler. Ama şimdi buraya çekip risk de alamam. Üff. Bir sürü yaşam gücüm var ya. Amerika ya. Ah Amerika. Macera dolu Amerika. Pijamamın üstüne kapşonlu giydim. Ve şehrin göbeğindeyim. Kol çantamı da sizin yüzünüzden aldım. Kameramı da alayım diye yanıma. Çok ilginç bir şey oldu. Arabamı çektiğimi düşündüğüm yerde arabam yok. Ama saat daha 9 olmadı. Yani 9 ile 12 arasında park etmeyin diyordu ya. Saat daha 8.40 falan. 9 olmadan arabamı çekmiş olma ihtimalleri yok. Burası Türkiye değil. Burası Amerika yani. Tam kuralı kuralı ne yapacaklarını biliyorum. Ama arabam yok. Acaba arabamı ben buraya park etmedim mi? Ay var ya, benim o kadar çok yanıyor ki. Böyle iş gücü arasında sürekli, bir de arabayı alıp çıkıyorum ya. Sürekli arabayı başka yerlere park ediyorum. Şöyle bir bilgi var beynimde. Dün bu sokağa park etmeye çalıştım. Sonra baktım böyle her yerde bir sürü yazı var. Öf ya, risk almayacağım diye basıp gittim. Ama arabayı nereye park ettim? Abi ben sürekli arabayı nereye park ettim unutuyorum ya. AirTag al demiştiniz videolar, yorumlarda. Geçenlerde yine arabamı kaybetmiştim. Yine şaşırtmıyorum. Bilmiyorum. Öyle bir şey yapacağım galiba. Yani arabanın konumunu görmek güzel olur. Normalde şey yapıyorum. Kendime konum atıyorum. Ama artık o kadar kendime güvenim var ki. Adem buraya park ettiğini unutmazsın Özgeciğim. Sabahın köründe bir sürü işim ucum var. Araba arıyorum sokakta. Neyse canım, sabah yürüyüşü bu. Sonunda buldum ve doğru hatırlamışım. Burası da salı günü temizlik olan yer. Yani gidiyoruz Düldülcüm. Selam. Allah'tan hatırladım. Allah'tan uyandım. Çünkü ceza yeseydim çok üzülürdüm ya. Bu paralar kolay mı kazanıyor arkadaşlar? Ay. Benim hala mor, görüyor musunuz? Ne zaman geçecek acaba ablam bu arada? Arabayı var ya, resmen bezemeklerin elinden aldım. Her yerde cezacı geziyor ve tak 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 yapıştırıyorlar. Bir sürü araba var arabasını çekmemiş. Geç ablam, geç. Ama şu an park yeri bulmak çok zor. Bulamıyorum. Az önce tam ben geçtikten sonra bir araba çıktı. Şimdi oraya dönüyorum. Başka biri fark etmediyse oraya geleceğim. Fark ettiyse biraz daha gezeceğiz. Hayır, bugün işim yine çok. Şaşırdık mı bilmiyorum ama işim gerçekten çok. O yüzden ben dışarıdan kurtulmam lazım. Başka bir araba koymuş ya. Size yemin ediyorum bu mahalledeki park rantı hiçbir mahallede yok. Resmen kuduz köpek gibi park yeri arıyor herkes. Ben de dahil yani buna. Bu arada cezacı da burada. Şurada görüyor musunuz? Yeleği var. Ceza kesiyor bütün arabalara. Sonunda arabaya yer buldum. Birazcık dar bir yer. Yani iki aracın
arasını. Aslında o kadar dar değilmiş ha. Park ederken daha dar duruyordu. Böyle bıraktım açıkçası. İki saat sonra çıkacağım, o yüzden çok da takmıyorum yani aşırı mükemmel bir yer olmasını. Gidelim, eve gidelim. Nerede yüzümü yıkamadım ya. Sokaklardayım. Sokakta kalıyor. Ay dişlerim de acıyor. Her yerimin patlak olması şu anda. Hepsi güzellik için. Burnum biraz oturdu gibi. Geçen hafta dolgu yaptırmıştım biliyorsunuz. Göz altlarım da. Yine biraz şiş ama ilk zamankiye göre çok iyi. Ama eve gidip biraz buz tutayım. Dişlerin de güzel oldu bence. Bugün daha da beyazlaşacak dedi ama. Kendime simit aldım. Arabamın ceza yeme işini kutlayacağım evde. Şimdi eve gireyim, kahvaltı edeyim. Good job Hatice, good job. Az önce yolda kaldırımda bir kadın çocuğun altını değiştiriyordu. Her yer bok olmuş. Çok komik. Kahvaltılar yapıldı, toplantılara girildi. Şimdi Türk bir müşterim var, onlara ev göstermeye gidiyorum. Çok tatlı bir çift. Avukatlar yeni gelmişler. Aslında dediğim gibi bu hafta hiç almıyorum çünkü gitmeme çok az kaldı ve çok stresliyim. Çünkü milyon tane iş yapmam lazım. Ama Türk olduğu için kalbim sızladı. Kendi ilk geldiğim zamanları hatırladım. Bir Türk'ten yardım almak çok rahat oluyor. Hem dil konusunda hem de anlıyor sizi. O yüzden oraya gidiyorum. Sizi de yanına götürüyorum ama evi çekemem diye düşünüyorum. İnsanlara öyle kamerayla şov yapmamak için. Küçük bir eve bakıyoruz, stüdyoya bakıyoruz. Çünkü daha ne yapacaklarını bilmiyorlar. Green Card'la gelmişler ama işleri falan yok. Haklarının hayırlısı olsun inşallah. Anam bugün var ya yoğunluktan öleceğim. Yarın daha da yoğunum. Ne konuşuyorsunuz kız? Emice. Etim çok tatlı. Eti kim? Kız arabam nerede? Daha sabah buraya koymuştum. Allah Allah. Buraya bir yere koymadım ya. Düzenli olarak araba kaybeden tek insanım. İki arabanın arasına sıkıştırmıştım. Herhalde şurada. Şu iki arabanın arasına sıkıştı galiba. Aynen. Aynen horozum. Geldim horozum. Ben üstlerime ev gösterdikten sonra eve geldim ancak kendimi bayağı bir kötü hissediyorum. Zannedersem hasta oluyorum ki bu hiç iyi bir şey değil benim için çünkü çok yakında Türkiye'ye gidiyorum. Acaba kaç kere Türkiye'ye gideceğimi söylediğim bu vlog içinde? Büyük ihtimalle milyon kere falan. Good morning America! Böyle bir televizyon şovu var. Ay ben gömlekle arabada oturamıyorum ya. Günaydınlar efendim. Yeni bir güne başladık. Yine harika. Harika şeyler yapacağız. Geçen bahsettiğim arkadaşım kaza yapmıştı. Ona yardımcı oluyorum demiştim. Onun arabasını tamirciye götürüyoruz şimdi. Arkamda. Fıtır 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 böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Açıkçası bugün aşırı ama aşırı ama aşırı yoğun bir gün olacak benim için. Nedenini hemen anlatayım. Çünkü bir sürü çekimim var. Bildiğiniz üzere Türkiye'ye gidiyorum. 150 milyonuncu kez söyleyeyim. O yüzden de YouTube için Türkiye'deyken çok fazla video çekme şansım maalesef olmuyor. Gerek aile dramaları olsun, gerek koşturmacalar olsun. O nedenle biraz yedek video çekmek istiyorum. Ki sizler canlarım videosuz kalmasın ben yokken. Tabii oradayken de video çekeceğim ama hani gider gitmez o telaşa girmek istemiyorum. O yüzden bugün çok güzel YouTube videolarım var. Ama söylemeyeceğim çünkü sürprizini bozmak istemiyorum. Videoyu görünce, bilmiyorum belki de söylerim ben de İngilizce. Bir de çok güzel bir tane sosyal medya Instagram için bir çekimim var. Oraya gideceğiz. Güzel bir gün olacak. Bütün gün dışarıda olacağız büyük bir ihtimalle. Arabanın arkasında böyle kocaman bir valiz var. Bir sürü kıyafet falan attım. Çünkü 3 video çekeceğim. Çılgınlık. Aynı zamanda Instagram için videolar çekeceğim. Eğleneceğiz. Çok çalışacağız. Ama keyif alacağız. Günün
ilk durağına gidiyorum. O da alışveriş. Çok güzel bir markanın indirimi varmış. Onlarla işbirliği yapacağım. Onlara video çekeceğim. Karşılığında da iki tane ayakkabı alma hakkım var ve bayağı böyle pahalı bir ayakkabı markası. İnşallah çok güzel ayakkabılar bulurum. Amin. Girerken çantanızı bıraktırıyorlar hırsızlık olmasın diye. O yüzden kamerayı bırakacağım çünkü cebim yok. Ama çıkınca aldıklarımı göstereceğim. Bakın hiç cebim yok. Alışverişim bitti. Üstümü değiştirdim. Çünkü size çok güzel bir video çekmeye gidiyorum. Uzun zamandır benden istediğiniz bir video. Ama biraz beklemede kalmanız gerekecek. Çünkü sürpriz olsun istiyorum. Alışveriş yaptım. İnanılmaz güzel ayakkabılar aldım. Normalde alma hakkım 3'tü. Ben 4 tane aldım. Normalde böyle işbirliklerine gidince cebimden para harcamamaya çalışıyorum. Bütçe yapmak için. Ama çok beğendiğim için 4. ayakkabıyı da aldım. Şu an vaktim yok. Direkt videoya geçmem lazım. O nedenle ayakkabıları size daha sonra göstereceğim. Ama söz veriyorum. Göstereceğim. Şu an durumum şu şekilde. Karşımda market var. Orada hemen üstümü değiştirdim. Araba bagajım ağzına kadar dolu. Çünkü yanıma bir sürü kıyafet aldım. Çünkü sizi çok seviyorum ve size bir sürü video çekeceğim. Ama vloğa şimdi burada bir ara veriyorum. Video çekimlerinden sonra. Görüşürüz. Ne kadar güzel görünüyorum ya. Kameradan mı acaba yoksa ben güzel miyim? Aradan tam bir gün geçtikten sonra tekrardan karşınızdayım ve çok özür diliyorum. En son vlog çekiyordum. Vlogdan sonra size videolar çekmeye gitmiştim hatırlarsanız. Tabii ki hatırlarsınız çünkü az önce izlediniz. Daha sonra bir işbirliğim vardı aslında. Oraya gittim video çekmeye ama çok böyle talihsiz birkaç olay oldu. Benim o gün bayağı bir sinirim bozuldu. Ben normalde çok tatlı bir insanımdır. Gerçekten benimle daha önce çalıştıysanız kolay kolay sinirlenmem ben. Yani her şey olabilir ya hayatta. Ne bileyim her şey mümkün. Aksilik olabilir. Ben geç kalırım. Sen geç kalırsın. Bir şeyler yanlış anlaşılmıştır. Her şeye okeyim yani. Gerçekten böyle bir insanım bu arada. Ama bir aynı şey üst üste yapılıyorsa ve eğer özellikle benim umursanmadığımı hissediyorsam biraz üzülürüm, bozulurum, sinirlenirim. O gün de öyle bir olay oldu. Anlatmak istemiyorum. Ah be, saatimi unuttum. Saatimle yüzüğümü unuttum. Az önce masajdan çıktım. Çıkarttırdılar her şeyimi. Kadın özellikle ben bunları unutmayayım dedim burada. Hatta dalgasını geçti. Unutursam birine veririm falan dedi ve unuttum. Of bilmiyorum ya. Çok böyle şey uyandım aslında. Bugün çok güzel bir gün. Her şey çok güzel olacak. Hayat çok güzel. Güneşi selamlayalım. Modunda uyanıp tamamen iğrenç bir insana büründüm. Birazcık sinirlerim bozuk. Büyük bir ihtimalle yoğun olduğum için, yoğun çalıştığım için yorgunum da. Dün de çok yoğundum. O nedenle vlog birazcık saçmaladı. Birazcık araya boşluklar girdi ama geri döndüm. Bugünü sağ salim bitirelim istiyorum. İnşallah bugünü sağ salim bitirirsek yarın güzel bir gün olabilir. Yarın evdeyim. Dinlenmek istiyorum. 3 gündür 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Ve yarın gerçekten uyuyacağım için çok heyecanlıyım. Bakalım abla gitmiş mi? Abla gittiyse ben ne yapacağım ya? I forgot my watch. And your ring? Yes. And I usually don't forget things. I don't know. But you told me. I know. Thank you so much. I really appreciate that. And I'm really sorry. I usually don't forget. I don't know what happened. Abla tabii gidip geri gelmek zorunda kaldığı için birazcık siniri bozuk. Yani üzgünüm abla. Çok üzgünüm. Senin için ben de bayağı yürüdüm. Size geçen gün aldığım ayakkabıları göstereceğim dedim. Onları da göstermedim. O da aklımda. İlk fırsatımda göstereceğim. Söz veriyorum. Neyse geçmişi boş verelim. Hatalar yapıldı. Moraller bozuldu. Vlog ara verildi. Şimdi devam ediyoruz. Bugün günlerden cuma. Sabah tırnaklarımı yaptım. Gördünüz zaten. Şimdi masaja geldim. Bu da işbirliğiydi. Video çektim aslında. Ama hiçbir şey yiyemedim. Sanıyorum saat şu an 2.30 falan ve ölüyorum açlıktan. Böyle midemin sırtıma yapıştığını hissediyorum. Şöyle göstereyim, hatta kalmadı mide falan. O yüzden yemek almaya gidiyorum. Ben şu şeye yetişeyim. 0 yazıyor lan. Ay yetiştim. Ay, aç aç yürüdüm, geri yürüdüm. Koşuyorum, vallahi bayılacağım şimdi sokağın ortasına. Yemin ederim yemekçilerin önünden geçiyorum ve yutkunuyorum ya. Böyle Kemal Sunal'ın bir filminde tavuklu cama ekmek banıyordu ya. Adamı çok iyi anlıyorum şu an ya. Şu anda benim yemek alacak param olmasa hakikaten gidip restoranların camlarına ekmek banarım yani. Bu arada Kemal Sunal hemşerim, biz Malatyalılar olarak çok yiyoruz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Açım.
Yemin ediyorum hiç bu kadar kendimi karınsız görmemiştim. O kadar acıdım ki. I do barbecue chicken salad. I'm gonna change the sauce. Would you be able to put a little bit of rice? Yeah, that's fine, that's fine. Thank you. Çok acıktım deyip salata almam şaka mı? Selamun aleyküm. Ben eve geldim ve size söz verdiğim gibi geçen gün aldığım ayakkabıları göstermek istiyorum. Ne düşüneceksiniz çok merak ediyorum. Şöyle kocaman bir poşetim var. Ben bu markayla sürekli işbirliği yapıyorum. Bunlar farklı bir konsepti var. Markalarla anlaşıyorlar ve her hafta farklı bir markanın indirimini Chicago Downtown'daki bir mağazalarında sergiliyorlar. Her hafta farklı bir marka olması her hafta farklı bir reklama ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Ben de genelde vloglardan da gördüğünüz üzere her hafta gidiyorum. Ödeme yapmıyorlar. Ama şurada gördüğünüz ayakkabıların değeri büyük ihtimalle $500'dan fazla. O yüzden ödeme almamayı sorun etmiyorum. Başlayalım. İlk önce bunlarla başlamak istiyorum. Bence inanılmaz güzel bir çizme. Uzun zamandır böyle bir çizme istiyordum. Çünkü hem klasik hem de çok rahat derisi falan. Bunlar normalde $250 satılıyordu indirimli hali. Bunları seçtim. Şimdi şöyle 1, 2... Ve 3 tane ayakkabımız var. İlk önce sandaletimi göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. Şöyle bir sandalet aldım. İpli. İplerini böyle bacağınıza doluyorsunuz. Çok şık duruyor. Simli. Altı da aşırı ama aşırı yumuşak. Markası da şu marka. Schutz diye bir marka şöyle. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Amerika'da bayağı popüler bir marka. Benim de hiç bunlar ayakkabım yoktu. İlk defa oldu. Şimdi bunlara geçiyorum. Bunlar inanılmaz güzel. Hatta fotoğrafı var, videosu var ayağımdayken. Onu da ekleyebilirsek şuraya ekleriz belki. Canım editörüm ekler belki buraya bir yere. Aşırı güzel. Bir kere böyle üzerinde zımbalar var. Ben çok beğendim. Bir de arkası tamamen serbest. Şöyle duruyor ayakta. Ay arkadaşlar. Bu ayakkabı sanıyorsam 300 küsür dolar. İndirimle $75 düşmüştü mağazada. Tabii ki de Hatis işbirliğiyle aldı. Çünkü Hatis cimri. Şimdi diğer ayakkabıya geçiyoruz. Bu ayakkabılar çok klasik. Aynı zamanda çok moda. Herkesin ayağında görüyorum. Şöyle grisini aldım ben. Diğer renkler numarası yoktu açıkçası. Bu tek numaraydı bana olan. Ama her şeye gider düşünüyorum. Siyahla, beyazla, renklilerle falan. Bir tık böyle buradan 3 parmak çıktığı için bazen tuhaf durabiliyor ama ben çok beğendim. Genelde kalın topuk ve platform ayakkabılar çok rahat oluyor. Bu da çok rahat. Evet. Verdiğim sözü tuttum. Çok mutluyum. Allah'ım yine beni utandırmadı. Bin şükürler olsun. Şimdi Hatis kaçar. Böyle bir güne gerçekten yakışan şey güzel bir pilates dersiydi. Dersimi bitirdim. Gayet de güzel geçti. Şimdi eve gidiyorum. Arabamın üstünü açacağım. Müziğimi açacağım. Keyifli bir şekilde eve gideceğim. Günlerden cuma. Yapmam gereken çok şey var. Eve gidip çalışacağım. Yarın da evden çalışıyor olacağım. Pazar günü de arkadaşlarımla takılıyorum. Çünkü pazartesi günü Türkiye'ye gidiyorum. Ama size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim canım kemik kitlem için. Videoları sonuna kadar izleyen cancağızlarım için. Ben sizler için yedek videolar çektim biliyorsunuz. Ben Türkiye'ye giderken de bir vlog çekeceğim. Uçağı ve yolculuğumu gösterdiğim. Ama siz o vlogları biraz daha geç izliyor olacaksınız. Araya yedek videolar gidecek ki ben Türkiye'de biraz hasret gidereyim. Ondan sonra size Türkiye'de de videolar çekeceğim. Şimdilik vlogu burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hala birçoğunuz vlogları izliyorsunuz ama kanala abone değilsiniz. O yüzden kanala abone olursanız ben Özgeniz çok mutlu olur. Haftaya görüşmek üzere. Ay haftaya Türkiye'den mi yiyeceğim? Ama siz onu sonra göreceksiniz.